Merhaba arkadaşlar, Prova 7 ile karşınızdayım. Soru 1. Numaranmış parçaların karşılaştırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşı karşıyayız. Peki, rüzgar eser çoban ateşleri dört bir yana serpişir, yağmur çiser, yıldızlar ıslanır, hasret ile kıpırışır dedi. Devam ikinci metne bakıyoruz. Çoğu yenilenebilir enerji kaynağının olduğu gibi rüzgarların da ana kaynağı güneştir. Rüzgar atmosferdeki basınç farklılıkları nedeniyle havanın yer değiştirmesi sonucu oluşur. Bunun da kaynağı çoğunlukla güneşin ışınının yer yüzeyini farklı miktarlarla ısıtmasıdır. Dünyanın yüzeyi ekvatorda güneş ışınlarından neredeyse dik, kutuplarda ise paralel olduğundan birim alan başına en fazla enerjiyi ekvator alır, kutuplara doğru da alınan enerji miktarı düşer diyor. Birinci parçada estetik haz var mıydı? Evet. Neden? Çünkü şiirdi bu. İkinci parça bilgi odaklı mıdır? Gayet tabii, çünkü biz buradan güneş enerjisiyle ilgili bilgiler edindik. Artı ışınların nasıl geldiğiyle alakalı bilgi edindik. Devam bakalım başka neler söylüyor. Birinci parça edebi bir metin tabii ki. Neden? Bir şiirdi. Şiirler edebi metinlerdi. Hikayeler de öyle elbette ama birincisi şiirdi. Dolayısıyla doğru bilgi. İkinci parça ise öğretici bir metindi. Yani bir bilgi edindik. Dolayısıyla bu da doğru. Birinci parça özellik içeriyor. Çünkü rüzgar eser çoban ateşleri dört bir yana serpişir derken bana göre sana göre. Yani diğeri aynı şeyi hissetmemiş olabilir o yüzden. Nesnellik vardır diyor ikinci parçada, doğru. Yani ispatlanabilir bir takım bilgiler var. D'ye bakıyorum, birinci parçada dil bilgi verici. İkinci parçada ise sanatsal işlevde. Hayır, tam tersiydi. Dolayısıyla cevap Denizli gözüküyor ama ey de lütfen oku hocam. Birinci parça lirik, ikinci parça ise didaktiktir. Lirik ne demekti? Duygu yönü ağır basandı. Didaktik ise bilgi yönü ağır basandı. Dolayısıyla cevap Denizli, işte bu kadar. Prova 7 ve soru 2. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Biz önce bir okuyalım bakalım neler gelecekmiş. Güzel sanatların farklı alanlarından farklı malzemeler kullanılır. Müzikte ne kullanılıyor efendim? Sesler kullanılıyor. Tabii nota da kullanılıyor, doğru, ama müzik sese dayalı bir şey olduğu için ses diyelim. Resimde ise ne kullanılıyor? Resimde renk kullanılır. Yani temelde renkle alakası vardır resmin, değil mi? Heykelde ise adam taşı yoğuntuyordu, rodin falan, değil mi? Taşlar kullanıyordu. Sonra istersen mermeri de oyabilir. Dolayısıyla mermer de diyebiliriz. Sonra ahşabı da isterse şekil verebilir ahşaba. Dolayısıyla ses, renk, taş, mermer ve ahşap olan cevap Bursa, işte bu kadar can dostlar. Prova 7 ve soru 3. Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan öğretici metinlerden biri değildir diyor. Şimdi tabii bir yeri gezebilirsin. Dolayısıyla kişisel yaşamın itibariyle izlenimlerini aktarabilirsin. Gezi yazısı. Doğru. Otobiyografi, hakikaten kendi yaşamımla ilgili otobiyografi bir takım aktarımlarda bulunabiliriz, değil mi? Yani şurada doğmuşum, şu okula başlamışım ya da başladım. Günlükler yine her gün tarihi hatırlarak tarafımızca yazılabilir. Dolayısıyla kişisel hayatı konu alıyor. Anılar, benim gözlemlerim, dolayısıyla hani gözlemlediklerimi aktardığım belirli bir zaman dilimi geçtikten sonra nesnel bir tavırla tabii ki, o da doğru. Ama sohbet kişisel hayatımı değil, hani kendimce hissettiğim durumları, işte edep, adap olabilir, güncel olaylarla da ilgili olabilir. Samimi bir dille senle benle bir ifade edişle aktarılabilir. Dolayısıyla cevap Ceyhan sevgili arkadaşlar, cevap C. Prova 7 ve soru 4. Ne diyor? Bu parçada kullanılan açık, görülmek ve yapmak sözlerinin anlamları aşağıdakilerden hangisine verilmiştir diyor. Urartılarda maden kullanımı küçük el sanatlarında açık olarak görülmektedir. Yani belirgin bir şekilde görülmektedir diyor. Yani dolayısıyla burası açık kelimesi belirgin anlamı taşıyor. Şıklara bakıyorum, gizliliği olmayan demiş, kolay anlaşılır. Belirgin bir biçimde. O halde C olabilir, açılmış kapalı olmayan değil, örtüsü çıplak değil. Şimdi bir bakalım, devam edelim. Görülmektedir kelimesinin anlamı bir şeyin bulunduğunu anlaş. Yani ben ne olduğunu görüyorum, anlıyorum. Dolayısıyla C olabilir diyorum. Devam ediyorum. Süs eşyaları yapmıştır. Yapma burada üretim anlamında olduğuna göre üretme. Cevap Ceyhan sevgili arkadaşlar, işte bu kadar, cevap C, 4C. Prova 7 soru 5. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi durum öyküsünün özelliklerinden biri değildir şeklinde bir soru kökü. Yaşamdan bir kesit. Kesitin içindeki kişisel ve sosyal düşünceler, duygu ve hayaller ön plandadır. Doğru.
Kişiler yer zaman gibi ögeler genellikle sezdirme yöntemiyle aktarılır. Doğru. Dünya edebiyatı ilk örneğini Rus yazar Anton Çehov vermiştir diyor. Doğru. Sürükleyicilik merak ettirici ögelerle sağlanırken okuru çarpıcı bir olayda etkilemek amaçlanır. Şimdi sürükleyicilik ve merak nerede vardı? Olay öyküsünde vardı. Cevap denizli gözüküyor o halde ama diyelim de bir okuyalım E'yi. Bir sonuca bağlanmayabilir. Böylelikle okur üzerinde farklı çağrışım izlenimler oluşturulur. Evet, bir sonuç yoktu. Okurun hayaline bırakılma durumu vardı durum hikayelerinin. Cevap denizli işte bu kadar sevgili dostlar. Cevap D. Prova 7 soru 6. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır şeklinde hikaye teknikleriyle ilgili bir soru soruluyor. Süha'ya dayanamaması, ondan tiksinmesi en büyük şanssızlıktı. Şöyle bir düşündü ve yıllar önce, bak buraya bak. Yıllar önce annesinin söylediklerini hatırladı. Kardeşini sevmeyi bilmedin. Onu kusurları ve eksikleriyle sevmesini öğrenseydin, ikiniz de çok fazla sıkıntı çekmezdiniz. Ona acıyorsun, bunu belli ediyorsun. Süha'nın buna dayanamadığını biliyor, değişmek için çalışmıyorsun. Süha çok acı çekecek. O günlerde Süha'dan sorumlu tek kişi değildi daha. Annesinin neyi anlatmak istediğini çözümleyememişti. Dolayısıyla bir geriye dönmedi, döndü. Dolayısıyla arkadaşlar geriye dönüş tekniğinde hani herhangi bir hatıra vesaire diyalog aktarılabilir. Parodi ve pastiş bunlar yani mesela ironik tutum vardı parodide. Pastişte yani gülünç bir olayı olduğu gibi alıp aktarmak kullanmak da bir öykünme vardı orada. Diyalogda karşılıklı diyaloglar olacaktı kişilerin diyalogları. Bilinç akışı yönteminde ise ne vardı? Yani zihinden geçenler gönülden geçenler dağınık bir şekilde veriliyordu. Cevap Ankara cevap A. Prova 7 soru 7. Bu hikaye parçasının bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru kökü. Ne yapıyoruz efendim? Şöyle bir göz atıyorum. Hakim, ilahi, gözlemci, kahraman. Birinci tekil kişili dedi. Şimdi çabuk çabuk metni önce okumak durumundayız. Çabuk çabuk basan karanlıkların içinde ağaçlar dağlarla, atlar arabalarla birbirine karışıp pencereden ışıkla parıldadığı sırada Nadejda, özür dilerim. Kayalıklar, dikenlikler arasından kıvrılan keçi yolundan dağa tırmanarak bir kayanın üstüne oturdu. Aşağıda artık ateş yanmıştı. Diakos sıvalı kollarıyla avın etrafında dolaşıyor. Uzun siyah gölgesi ateşin etrafında geziyordu. Ara sıra ateşe çalı çırpı atıyor. Uzun bir sopanın ucuna bağlı kaşıkla tencereyi karıştırıyordu dedi. Şimdi ilahi bakış açısı olması için yani gönlünden geçenler, yüreğinden geçenler, zihninden geçenler aktarılması gerekiyordu. İlahi değil. İlahi ile aslında hakim bakış açısı benzer bir durumdur, aynıdır yani. İkisi de elendi. O halde gözlemci olabilir. Neden? Çünkü sadece görünen durumları aktardı. Burada içinden geçenleri aktarmadı. Yani Nadejda veya Diakos gönlü yüreği olarak aktarılmadı. Düşüncelerine yer verilmedi, hayallerine yer verilmedi. Kahraman da şöyle oluyordu. Gittik, oturduk, baktık gibi. Yani biz dili veya gördüm, baktım gibi ben dili kullanıyordu. Birinci tekil kişili yine olayın içinde olması lazımdı bunlarda. Olayın içinde değil, yani sadece kamera tarafsızlığıyla gözlenen aktarıldığına göre cevap Ceyhan bitti gitti inşallah cevap C. Prova 7 ve soru 8. Bu hikayenin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir şeklinde olumlu bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Bizim dut ağacının dibinde mahalle çocuklarına ve o günkü oynadığımız oyundan, sudan ve su kenarından bahsetmekteydim. Şimdi ben dili kullanılıyor, dikkat. Bütün heyecanım üzerimdeydi, heyecanım benim heyecanım. Bu yüzmek bilmeyen gruba nasıl yüzme öğrendiğimi o kadar hararetli anlatıyordum ki çocuklar en küçük bir ses çıkarmıyorlardı. Bütün sualleri gözlerine birikmişti. Heyecanımla beraber bana ne sorulmak icap ettiğini derhal anlıyor. Arkadaşlarıma bir kelime söyletmiyordum ben dili. Evimizin bahçemize açılan kapısından gözüktüğü ve ben çağırdığı zaman onu ilk defa görmekten doğan hayretim hiç belli etmeden devam ettim. Artık ayağım yerden kesilmişti benim ayağım. Su yutmaya da başlamıştım. Yani ben yapıyorum bunu diyor. Ama aklıma hiç korku gelmedi. Ne yapacağımı düşünüyordum dedi. Yani ben dili devam ediyor. Diyalog tekniği hani karşılıklı konuşmaların olması gerekiyordu. Yok. Kahraman anlatıcı ben dili kullanıldığı için evet olabilir. İzlenimsel betimleme derken yani doğanın tabiatın bende hissettirdiği falan yer alması gerekiyordu. Yani orada su kenarından bahsetmek değil. Yani bizim dut ağacının bende hissettirdiği ile alakalı bir durum değil. Kendi heyecanımla alakalı bir durum var. Dolayısıyla izlenimsel betimleme ağır basmıyor. Pekiştirilmiş sözcüklere yer verilmiştir derken mesela ikilemeler yer alsa.
Güpegündüz saçma sapan gibi kelimeler yer alsa olurdu. Ama böyle bir durum da yok. Devam ediyorum. Benzetmelere başvurulmuştur. Benzetmeler çoğul kullanıyor. Gibi kadar sanki gibi benzetmelerin olması isteniyor. Dolayısıyla cevap Bursa, söylenebilen cevap B. İşte bu kadar, cevap B. Evet, prova 7 ve soru 9. Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisi karşısındaki kavramla ilişkilendirilemez şeklinde olumsuz bir soru köküyle karşılaşıyoruz? İstanbul ülkemizin nüfus bakımından en çok göç alan ve en kalabalık ilidir. Dolayısıyla en ifadesi kullanıldığına göre bir kıyaslama var. Karşılaştırma var yani. Tamam, doğru. Gelişme ve büyüme sürecinde surlarını her seferinde daha batıya ilerleyerek inşa edilmesine 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır bir tespit. Yani nasıl bir tespit? Saptamada bulunmuş. Saptama tespit demekti. Her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehir. Nesnel bir tespitte bulunulmuş, saptamada bulunulmuş. Doğru. Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan ve Asya ile Avrupa'yı ayıran İstanbul Boğazı'na ev sahipliği yapması nedeniyle İstanbul'un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Neden yüksektir efendim? Çünkü Marmara Denizi'ni bağlıyor ve Asya ile Avrupa'yı ayırıyor. İstanbul Boğazı'na ev sahipliği yapması nedeniyle bir de neden kelimesi de kullanılmış. Dolayısıyla bu da sebep sonuç doğruydu. Yenikapı'daki kasılarda bulunan limandan ulaşılan bilgilerle İstanbul'un yerleşim tarihi 8500 yıla, kentsel tarihi yaklaşık 3000 yıla, başkentlik yapma tarihi ise 1600 yıla kadar uzanan bir dünya kentidir öyküleme. Burada bir bilgi verildi, bir öykü yok. Dolayısıyla dörtte bir mevzu var bakalım. Bence cevap D olacak ama uzun yıllar boyunca her alanda merkez olan, medeniyetlere ev sahipliği yapan ve ender yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul, muhteşem bir şehir. Kime göre, neye göre? Bana göre muhteşem, sana göre olmayabilir. Dolayısıyla tamam, biz kabul ediyoruz ama bu gene öznel bir yargıdır. Cevap Denizli, yani 4. Bitti, bu kadar. Prova 7, soru 10. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Trenden indiği zaman pek şaşkındı, pek pişmandı. Ne demeye terliğini, ılık sofaları bırakmıştı. Karıcağızının hala pembe yüzünü, oğlunun ikide bir şaplak indirdiği güzel ensesini, kızının kirpiğini bir özdeyiş özledi. İnsan radyosunun bulanık yeşil gözünü, kırmızı yeşil sarı çizgilerle çizikli şehirleri, adı dolu aydınlık yerinde özler miymiş? Allah kahretsin, özlermiş insan duygulu olunca. Bereket şu Sirkeci'nin otelleri her Anadolu kasabasından eşya ve merhaba taşır. Her otel kıraathanesinin aynasına Hacı Mustafa Efendi'ye, Ziraatçı'ya, Baytar Fuat'a, Kangaloğlu'na, İdris Bey'in damadına, sakallı oğlunun çenesine ait iki canlı çizgi çizilmiştir. Yoksa daha da garipseyecekti. Hani neredeyse Duru ve Öyküsü'nün özelliklerini taşıdığına. Evet, doğru. Yani belirli bir kesit aktarıldı. Yani daha çok bir betimlemeyle geçti. Oradaki bir duygu aktarıldı. Sıradan insanın bir yaşatımından hakikaten kesit aktarıldı. Bireysel bir temanın işlendiği. Doğru, bireysel bir tema işleniyor. Kahramanların ruhsal dünyası aktarılıyor. Doğru. Süslü bir anlatım ve kapalı bir anlatımın tercih edildiği. Valla yani süslü anlatım, kapalı anlatım yoktu. Yani kelimeleri anlayabiliyorduk. Cevap o yüzden Edirne, can dostlar. İşte bu kadar. Cevap E. Prova 7, soru 11. Bu parçada numaralı cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır şeklinde bir soru kökü. Hayata başladığımızda her birimize bir blok mermer verilir diyor. Her biri kelimesi mutlaka ayrı yazılır. Yani her ayrı yazılacak. Bir kelimesi sonra gelince ayrı yazılıyordu ya. Yani herhangi biri, her biri burada. Dolayısıyla ayrı yazılması gereken sözcük bitişik yazıldığı için hata var. Peki devam. Bir kesin yani. Bir iki olabilirim bakalım. Onun yanında heykel yaparken kullanılan aletler de verilir. D daha bağlaştı, ayrı yazıldı. Doğru. O zaman 1-2 gitti. Bir 5 kaldı. 5'e geçelim mi direkt? Yazarın görüşlerini ben de tam olarak D daha doğru yazıldı. Katılıyorum ve bize bahşedilen, bu da doğru bahşedilen. Bu hayatta görkemli bir eser bırakabilmek için çaba sarf ediyorum. Yani burada sarf kelimesi sarf ediyorum şeklinde. Sarf etmek, terk etmek bunlar herhangi bir şekilde ses düşmesi olmadığı için ayrı yazılması gereken ifadelerdir. Terk etmek, arz etmek, sarf etmek. Dolayısıyla cevap 1-5, yani cevap Edirne. Prova 7, soru 12. Bu parçada Ayraç'ta belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
Hava soğukla sıcak arasındaydı ve durmaksızın yağmur yağıyordu. Nokta diyesim geldi ama bakıyorum şurada küçük harfle devam ettiğine göre virgül getirilmesi gerekiyor. Rüzgar sokaktaki ağaçların yapraklarını hafifçe sarsıyordu. Şimdi cümle bitmiş burada ve nereden anlıyorum? Büyük harfle başladı. Apartmandan çıkarken, evet çarşamba günlerinin şimdi çıkarken dedi. Burada Ç büyükle başladığına göre ya 3 nokta gelecek ya da başka bir şey ha diye görüyorum hemen sonra gözüme çarpıyor. O zaman demek ki burası tırnak açılacak. Çarşamba günlerinin yüzleşiminden kendini gösterdi. Nokta cümle bitti ve sonra tırnak kapanması gerekiyor diye söylendi derken nokta olarak bitirilmesi gerekiyor. Yani cevabımız ne oluyor o halde? Hop buradaki yukarıdaki gibi cevap Ankara. Yani cevap A. 12 cevap A. Prova 7 soru 13. Aşağıdaki cümleler hangisi altı çizili sözcük küçültme adıdır diyor. Yani cık cık c ca cağız ceyiz gibi ekleri almış olan sözcük bir ismi nitelemeyecek şekilde kullanılması gerekiyor. Aldığı haberle birlikte küçük umutları bir anda büyümüştü. Nasıl umutlar? Küçük umutlar, küçücük umutlar, özür dilerim, cıkcıklı durum ve sıfat olarak karşımıza çıktı. Yani buraya sorulan nasıl sorusuna yanıt verdi umut kelimesine. O yüzden bir küçültme var ama böyle bir ismi etkilediği için niteleme sıfatı kısacık boyuyla derken nasıl boy kısacık boy dolayısıyla niteleme sıfatı olarak karşımıza çıktı. Kucağında tuttuğu minicik yavru derken ismi etkiledi nasıl yavru diye bir soruya yanıt verdi. Niteleme sıfatı olarak karşımıza çıktı. Sevimli kedicik bir o yana bir bu yana dönüp duruyordu derken kedicik yani burada bir kediye acımayla birlikte bir küçültme anlamı verilmiş. Dolayısıyla küçültme adı olarak karşımıza çıkıyor. Yani cevap Denizli. Devam. Ufacık sorunları derken ismi etkilediğine göre ada sorular nasıl sorusu bana sıfatı verir ve dolayısıyla niteleme sıfatı olan bu durum küçültülmüş bir sıfattır. Ve cevap Denizli arkadaşlar. Prova 7 soru 14. Bu dizelerde hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru kökü. Evet yani mesaj olarak ne veriliyor bakalım. Mevsimlere dokunan tebessümün sıcağı sana doğru akmayan ırmağın sığlığıdır. Gariplerin hüzünle alevlenen ocağı sana doğru süzülen damlanın çığlığıdır dedi. O halde yani her şey sana doğru gidiyor. Ben seni özledim diyor ya. Korku değil, umutsuzluk değil, pişmanlık değil, merhamet değil, özlem. Evet cevap Bursa can dostlar. Cevap Bursa özlem. Prova 7 ve soru 15. Bu mane aşağıdaki uyak türlerinden hangisiyle yazılmıştır? Bakalım. Kırdan çiçek topladım cam vazoya komaya. Yar senin hasretinden girdim derin komaya dedi. Yani koymak, bırakmak anlamında. Dolayısıyla girdim derin komaya derken komaya girmesi bir kişinin rahatsızlanması olarak. Yani yazılışları aynı, anlamları farklı olunca ne oluyordu? Cinaslı uyak oluyordu. Cevap Ceyhan can dostlar. Tam uyak, zengin uyak, tunç uyak bunların hiçbirisi yok. Cevap C bu kadar. Prova 7 soru 16. Aşağıdakilerden hangisinde açıklaması yapılan edebi sanatın örneğine yer verilmiştir? Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamda kullanma sanatına kinaye denir. Kinaye sanatında mecazi anlam gerçek anlamdan ağır basmaktadır diyor. Asıl anlam olarak mecazi anlammış yani bunu söylüyor. Yalnız lütfen şunu karıştırmayalım. Mecazi söyleyiş var ama bir taraftan laf sokma gibi düşünüyoruz yani kinayeyi. Kinayeli söyleyiş demek, o tariz demek. Kinaye o değildi. Yani mesela bir yerde bir deyim falan varsa orada kinaye vardır diye bir akıl yürütüyoruz. Zaman o gül gibi gül görmemiş olalı, gülün güzelliği dillerde destan olalı dedi. Dolayısıyla gül kelimeleri tekrar edildiği için burada bir tekrir sanatı var. A şıkkında yok. Açtı çapaklı gözlerini bir merdiven altında, güldürdü babasının yüzünü o dakikada derken. Yani babasının yüzünü güldürmek olarak. Yani yüzünün gülmesi tebessüm etmek bir de hani sevindirmek anlamında. Yani gerçek anlamda yüzünün gülmesi olarak karşımıza çıkabileceği gibi. Mecazi bir anlamda var. Cevap Bursa gözüküyor ama yine de diğerlerini de okuyalım. Avazeyi bu aleme Davut gibi sal. Baki kalan bu kubbede hoş bir hoşsa daha imiş derken. Baki yani Baki 16. yüzyılda bir şair. Aynı zamanda sonsuza değin demek Baki. İki anlama gelecek şekilde kullanma sanatına tevriye deniliyordu. Sana baktıkça teselli bulurum aldanırım D şıkkında. Mayi bir göze elemi kalbimi ağlar sanırım dedi. Burada hani sanat olarak baktığımız zaman mayi bir göz derken bir kişi anlamında mecazi mürsel varmış. Bu harmanın gelir sonu kapıştırın gider ayak yarın bakarsın söner bugün çatırda yani ocak derken yine aynı şekilde aileyi anlattığı için bir mecazi mürsel sanatı var
Ve cevap Bursa can dostlar. Prova 7 ve soru 17 bu şiir aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir? Kazanmak istersen sen de zaferi gürleyen sesine doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri susandan kaçar da koşana gider dedi. Yani coştuk efendim. Dolayısıyla bir epik durum var. Yani kahramanlığa dayalı bir hususiyet var. Pastoral şiir doğayı anlatan şiirlerdi kır yaşamına. Çobanların ağzından tabii ki lirik şiir. Duygunun ön planda olduğu şiirlerde satirik şiir, laf sokan veya toplumsal hayatı falan eleştiren şiirlerde. Dramatik şiir bir tiyatro eserinin hani aktarıldığı eyleme dönük şiirlerde. Dolayısıyla cevap denizli işte bu kadar. Prova 7 soru 18. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyat nazım biçimlerinden biri değildir? Bu arada neyi hatırlayalım? Nazım biçimi demek kendine özgü bir dış örgüsü olan veya ölçüsü olan şiirler demekti. Konuya göre ayırt edilen değildi. Mesela destanlar kendine özgü bir nazım şekliydi. Türküler yine aynı şekilde kendine özgü durum vardı. İşte kavuştağı vesairesi vardı. Anonim halk edebiyat nazım biçimi olarak karşımıza çıkıyordu. Varsağılar yine anonim halk edebiyatı ürünü değil aşık halk edebiyatı ürünü olarak özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi ozanları tarafından söylenen sekizli Ece ölçüsüyle karşımıza çıkan şiirlerdi. Semailer sekizli Ece ölçüsüyle karşımıza çıkan yine aşık halk edebiyatı şiirleriydi. Ama Ninniler anonim halk edebiyatı türkünün alt başlığı olarak karşımıza çıkıyordu. Buna nazım türü deniliyordu. O yüzden cevap Edirne. Prova 7 soru 19. Bu dizelerden hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde bir olumsuz soru kökü. İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Halk şiiri imkanlarından yararlanılmıştır. Hayır. Neden hayır dedin hocam? Şimdi halk şiiri olması için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani bir 8 bir 10 oluyor. Dolayısıyla bu bir halk şiiri değil. Bu serbest ölçüyle yazılmış bir şiir. Bizayi yönü ağır basan bir şiirdir. Yani gökyüzünü nasıl maviyle sen boyayacaksın ki? Bu doğru. Serbest ölçü bir uzun bir kısa diseler olunca serbest ölçü oluyordu. Sanatsız bir dil. Hakikaten günlük konuşma diliyle yazıldığını görüyorum. Nazım birimi dörtlük. Yani kaç tane dize var? 1, 2, 3, 4. Yani şiirin orijinali biliyorsundur, daha uzundur ama burada bize yani verilen dörtlük olduğu için bu dizelerden hareketle şeklinde deniliyor. Verilene göre hareket ettiğimiz için cevap Ankara can dostlar. Cevap A. Prova 7 soru 20. Bu parçada altı çizili söz anlatırmak isteyen aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru kökü. Bir zamanlar çok yetenekli trapez sanatçılarından oluşan Uçan Vallendalar adlı bir topluluk varmış. Gösterileri sırasında arka arkaya çok talihsiz kazalar geçirip büyük kayıplar vermişler. Bu kazalardan bir tanesi grup üyelerinin birçoğunun ölümüyle sonuçlanmış. Eyvah. Böyle bir trajediden sonra nasıl olur da ısrarla ip üzerinde yürümeyi sürdürüyorsunuz diye sormuşlar grubun şefi Karl Vallanda'ya. Hayat ipin üzerinde, gerisi sadece beklemek diye cevap vermiş. Güzel metinde. Hayat ipin üzerinde yani... Yetine uygun işin insanı mutlu etmesi, hani mutluluk mutsuzluk değil sonuçta bir ölüm var. Bununla alakalı bir durum değildi. Yani A cevap olamaz. Yaşamın çeşitli zorlukların bulunması, hayat ipin üzerinde. Yani bu biraz çeldirici gibi geldi bana. Hayatın türlü engel ve dönemeçlerinin olması, dönemeçlerle ilgili bir durum yok da engelle ilgili. Yani hayat ipin üzerinde. Zamanın koşullarının insanı kuşatması, zaman koşullarının kuşatması ile ilgili bir durum yoktu. Yapılan işin hayatın gayesi haline gelmesi, evet yani yaşamın amacı haline gelmesi, yapılan iş yani yaşamımızın amacı oldu, doğru bu olur. Dolayısıyla hani ölümler falan olmasına rağmen gerisi sadece beklemek diye cevap vermiş. Dolayısıyla cevap Edirne, cevap Edirne.